Verilen yasak kararının hukuka uygun olmadığının altını biz o zamandan beri sürekli olarak çiziyoruz. Çünkü kaymakamlık tarafından verilen yasak kararındaki gerekçelerin hukuka uygun olmadığını iddia ettik o günden bugüne kadar. Şimdi her şeyden önce sadece Anayasa Mahkemesi'nin değil aslında bu ülkeyi yöneten bütün kurumların Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını sağlamak gibi bir görevi var. Çünkü hepinizin bildiği gibi biz kaymakamlığa başvuru yaptıktan sonra valiliğe yaptık. Çünkü hiyerarşik üstü valilik ve dolayısıyla en azından valiliğin bu hukuka aykırı kaymakamlık uygulamasını durdurması gerektiği üzerinden yürüdük. Devamında İçişleri Bakanlığı'ndan randevu talep ettik ve bu randevu eğer alınabilirse orada da yüz yüze bu meseleyi konuşup Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını sağlamalarını isteyeceğiz. Ama bunun ötesinde Anayasa Mahkemesi'nin kendi kararlarının uygulanmasını denetleyen bir mekanizması var. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği'ne de bir başvuru hazırladık. Ve bunu onlara da bir kez daha hatırlatacağız. Yani kararlarının uygulanmadığını ve dolayısıyla kararların uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarını isteyeceğiz. Cumartesi annelerinin yaptığı iş devlete sürekli suçunu hatırlatmak. Devletin reddedemeyeceği ve bir insanlığa karşı suçtan söz ediyoruz. Bu oldukça ağır bir durum aslına bakarsanız. Yani bir devletin işlenen insanlığa karşı suçlarla ilgili yüzleşmesini istiyor. Bu suçun üstü örtülmez. Bu suçun üstü örtülmediği gibi failler aradan 40 yılda geçse bulunur, yargılanır, bunun hesabı verilir ya da bunun hesabı sorulur. Bu mücadele ne kadar güçlü olursa, ne kadar kapsamlı olursa o kadar başarılı olacaktır ve bu suçun önlenmesi noktasında da o kadar etkili olacaktır. Bu yüzden de cumartesi annelerinin mücadelesine destek vermek, dayanışmak hepimizin boynumuzda olacak.